Sırt çantası kreş, anaokulu ve ilkokulda çocuğun ağırlığının %10'u. Daha ileri yaşlarda ise %15'ini geçmemesi gerekiyormuş. Hocam böyle bir haber de var elimizde. Şimdi isterseniz sırt çantamızı, okul çantamızı alalım ve okul çantalarında nelere dikkat edilmeli sizden dinleyelim. Evet. Gerekli gereksiz bir sürü malzeme oluyor bir kere. Ona engel olamıyoruz. Yalnız veliler bayağı bilinçli. Evet. Özellikle burada okul yönetimlerine büyük bir iş düşüyor. Çocukların okulda bir dolabının olması ve ihtiyaç olmayan kitaplarının, yarınki ders kitaplarının falan okul dolabında kalıp ders esnasında kitaplarını kullanmaları, eve gelirken de o günkü işte ödevlere, derslere yönelik kitapların, defterlerin taşınması bizde bir yükü bir miktar azaltır. Onun dışında biz çanta alırken, şimdi devir, hesap devri, her şey çok pahalı. Bir çocuğun okula başlama masrafının bugün büyük bedeller tuttuğu çok ifade ediliyor. Kolay değil. Biz de almışken ya şunu hiç olmazsa bir iki yıl kullansın mantığıyla alınca daha bir büyüğünü alıyoruz. Şimdi büyük aldıkça, şimdi bu sırt çantasını şöyle takayım. Bu sırt çantası tam arkamıza yapışmalı. Astronotların vardır ya hani arkasında işte ne bileyim böyle oksijen aldıkları. Böyle esnememeli yani arkaya evet, doğru. Şu, şöyle çoğu olmamalı. Çocukta bak bu böyle oluyor. Hmm. Hatta kimisinin tabi bu aşağılara iniyor. Evet. Hatırlarsanız poposunu kapatıyor neredeyse. O yüzden şunu olabildiğince omurgaya yakın tutabilmek için şuradan olabildiğince işte ne kadar kastırı sıktırabiliyorsak bunu sıktırıp şu pozisyona, sırta tam yapışık pozisyona getirmemiz diktiğimizi lazım. Diktiğimizi bozmasın, bizi böyle geriye çekmesin. Omurgayı biz ne kadar öne ya da arkaya eğersek o omurga o kadar bozulur. Bozuluyor. Peki. O yüzden sırt çantasında ilk dikkat edeceğimiz bu. İşte çocukların sırtına koyacağımız bu ağırlığın, vücut ağırlığının %10-15'i olması lazım. Bugün ilkokula giden bir çocuk en az 20 kilo, en çok 30 kilo. Maksimum. Belki yoktur bile. Evet, ya da işte 3. 4. sınıflar evet, o kadardır. Evet. Dolayısıyla biz bunu hani alt limitten düşünsek demek ki buraya 2-2,5 kiloluk bir yük koymamız lazım. Ama genelde işte her şeyine dikkat ediyoruz dediğimiz. Dikkat ediyoruz da biz neye dikkat ediyoruz ki? Oğlum fazla bir şey koyma, kızım şunu işte koyma falan filan. Dikkatimizin ne olduğunu da çok bilmiyoruz. Dikkat bir, bu sırta yapışacak. İki, içindeki yük olabildiğince az olacak ki bu bebe bunu okulda ders boyu taşıyor. Girerken, çıkarken, merdivenin çıkıyor. Bu arada arkadaşlarıyla boğuşuyor, tabii, itişiyor, tabii. Kakışıyor falan. O yüzden şunu sırta yapıştırmak en önemli şey. Ayarlanabilir ve kalın askılı çantalar seçimi yapın lütfen. Aynen. Özellikle çocuklarınızın omurga sağlığı için. Omuz ve sırt beli koruyan destekleyici petleri olmasına dikkat edin. Çok bölmeli çantalar tercih edin ki yükü eşit dağıtın. Sağlıklı malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat edin. Ve çantanın kendisinin daha içerisine hiçbir şey koymadan ağır olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi de omuz çantaları tek yöne ağırlık yaratacak. Yani genellikle bu çocukların hepsini de görüyoruz tek taraflı takıyorlar. Aynı. Ağırlığı hep tek tarafa veriyorlar. Aynı. Ve genelde de hep aynı taraf oluyor evet, bu. Çünkü bu ki bir çocuk hava. Demiyor ki yani ben bir taraftan bugün buraya taktım yarın buraya takayım demiyor. Bu bir artistik bir ufak şey. Ufak bebeler daha ikisini de takıyor da yaş biraz büyümeye başladıkça işin böyle bir de tarzı. Yani sen Kuzey bunu boyundan geçirmiş tek böyle. Anne ya böyle daha havalı dedi. Yemin ediyorum düz bak. O da olamaz çünkü o da buraya baskı yapıyor. Yani tek o da tarafa tek baskı tarafa yapıyor. Baskı yapıyor. Ama özellikle hanımlar için bunu öneririm. Tek taraf hanımlar da bayağı bu sırt çantası kadar bir çantayı el çantası olarak kullanıyor. Genç hanımlar. O nedenle daha böyle postacı çantası gibi bir çanta kullanırlarsa şuraya doğru sürekli çekiştirmez. Özellikle de sırta taşınan çantalar vücudun ön bölümündeki kasların daha güçlenmesine yol açar. İlerleyen dönemlerde kaburgalaşmaya yol açan bu durum bel düzleşmesi gibi problemleri de beraberinde getirebilir. Yani evet. Uzun vadede sürekli tek taraflı taşınan ağır çantaların bize getirisi ne oluyor ilerleyen dönemlerde? Omurgayı böyle düz bir şey gibi düşünelim. Bunun bir arkaya doğru çekilmesi işte çanta ağır şu ve var, aşağı doğru iniyor. Evet. Bir de tek taktığımızda bir de böyle gitmesi ve böyle gitmesi yanılır. Omurgayı giderek bozuyor. Ve bir çocuk hadi kimisi servisle gidiyor falan filan ama kimisi okulun kapısında iniyor. Okula varana kadar ne bileyim birkaç yüz metre yürüyeceği bir mesafe işte üçüncü kattaki sınıfına çıkması oluyor. Evet, evet. Dolayısıyla günün uzunca bir süresinde böyle bir yükü çok taşıyor. Esnek bir omurgada taşıyor. Esnek olduğu için o çocuk çok bir şey hissetmiyor. Fakat yıllar içerisinde hani
ağaç yaş iken eğilir derler ya, biz yaş iken biraz farklı eğilince bu sefer erişkin dönemde, buluğdan sonraki dönemde bizim omurgamızda bir takım eğrilikler ya da eğri olması gereken yerlerinde düzleşmeler başlıyor. Oluşabiliyor. Bu düzleşmeler de belde ve boyunda olur ve acayip pis ağrılar yapar. Hastada çok böyle sıkıntılar yapar. Doğru dürüst bir ilacı da yok. Hani bunlar doktora gelirler. Ya yapacak çok bir şey de yok. Yapılacak tek şey işte biraz evvelki egzersizler gibi. Evet, fizyoterapi uygulamalarıdır. Gibi. Yoksa hani fizik tedaviye gittim, sırtımdan elektrik verdiler, sırtıma işte kırmızı ışık tuttular, masaj yaptılar. Bunlar anlık, o an için bizi rahatlatıyor. Hamama gittim. Oh, ama sen yıllarca yanlış taşıdığın çantanın şeyin bedelini hemen hissetmeye başlıyorsun yıllar sonra. Evet. Yıllar sonra. Hı. Ve bunlar zaman içerisinde o kıkırdakların da bozulmasına ve buna bağlı insanların ameliyatlık hale bile gelmesine yol açabiliyor. Evet, o yüzden yıpranma. Bana 80 yaşında bir hasta bile gelse 0-20 yaş arasında bir, okkalı bir darbe yedin mi? İki, çok hamallık yaptın mı diye soruyorum. Mesela hanımlara çok doğum yaptın mı diye soruyorum. Diyelim ki işte 15'inde evlendi, 30'una kadar 8 tane doğurdu. Hep aksi bozan. İşte 8'de değil de. Kaç 8 olsun? Çok olmadı mı hocam? Ne bileyim, Anadolu'da var. Neyse, var yani bize gelenlerden duyuyoruz. Doğru. Benim rahmetli annem 14. Benim de babaannem. Buradan izliyorsa öpüyorum, 7. 14 de evet maşallah. Aynen, çok iyiymiş. Yani. Peki bu anlamda dikkat etmemiz önemli ve düzenli kontrollere gidip hani çocukta bir eğrilik oluşmuş mu etmiş mi mutlaka bakılması lazım. Çünkü sonra geç oluyor değil mi hocam? Çok geç oluyor. Özellikle çocuklar buluğa ererken yani 11-13 yaşlarında bir de skolyoz dediğimiz bir hadise gelişiyor. Eğrilik değil mi şöyle? Omurganın şöyle eğilmesi işte poponun böyle bir yana çıkması, omuzun hafif düşmesi falan gibi böyle bir şey oluyor. Şimdi bu böyle olunca iş işten geçmiş oluyor. Evet. Bunu yakalamanın da tek yolu, ben her zaman söylerim, kız çocuklarını annelerin, erkek çocukları babaların arada çıplak gözetlemesi lazım. Bakması lazım. Yani şimdi çocuklar da 9-10 yaşına geldikten sonra artık hani özellikle buluğa ererken işte ne bileyim vücutları kıllanmaya başlıyor falan. Hani artık avret yerlerini kapatma duyuları daha da gelişiyor. Evet. O nedenle diyor ki anne sen beni yıkama ben kendim yıkanırım. Baba sen girme ben kendim işte yıkanırım. Biz o zaman çocuğu çıplak olarak görmemiş oluyoruz. Doğru. Böylesi iddialı çocuklarda anne babanın oğlum gel bir sırtını keseleyim. Kızım gel bir sırtını işte ben lifleyim sen önünü yap da ben de senin sırtını yapayım falan derken şu omurgada şu zincir kemiği denilen şu sivri sivri noktalar var ya. Evet. Onların hepsi şöyle aynı hizada mı diye şöyle elimizde şöyle parmağımız da hafifçe sürtsek hani burayı diyelim ki liflerken hissederiz. Hissetmek, bakmak. Zamanında yakalamak çok önemli. Çok güzel. Hocam yerimize doğru geçelim. Bel fıtığına doğru bir geçiş yapacağız. Bu arada Cem Yılmaz da fıtık oldu diye bir haberimiz var. O haberi görebiliyor muyuz? Ona da bir bakalım. Kendisine geçmiş olsun dileyelim. Vatanın görevini yaparken iki defa bel fıtığı geçiren Cem Yılmaz, üçüncü kez fıtık ameliyatı oldu. Ünlü komedyen bu fıtık beni fıtık etti, neler çektim diyerek fıtığını tiye aldı. Yılmaz ameliyat sonrasında uzun süre yürüyememiş. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Bu böyle fıtıklar hocam başladığında da hep böyle devam ediyor mu dikkat etmezsen? Yoksa var olan fıtık diğerlerini de tetikliyor mu? Şimdi şöyle bir insan fıtık oluyorsa, ameliyat olacak kadar ciddi bir işte bel fıtığı, boyun fıtığı hadisesi oluyorsa bu demektir ki bu beden fıtık olmaya meyilli, eğilimli. Evet. Dolayısıyla şimdi belimizde bizim 5 tane fıtık olabilecek disk denilen kıkırdaklarımız var. Evet. Ben bunu hastalarıma hep şey gibi anlatıyorum. İşte arabanın 4 tane lastiği var. Ya bugün sağ ön lastik patlıyor, öbür gün sol arka lastik patlıyor. Hı hı. Hani gibi. Burada genetik altyapı çok önemli. İşte benim annemde de vardı, teyzemde de vardı. Hatta Cem Yılmaz'ın esprilerinde kaynımda da var der falan. Hı hı hı. Şimdi bu genetik altyapı, kan bağı, işte babaannemde vardı, işte halamda vardı falan gibi. Bu genetik altyapı olduktan sonra benim çöp gibi hastalarım var. Yani incecik hiç yani baksan onda hiç olmaz yani ama fıtık oluyor ameliyat oluyor. Benim işte koca göbekli
işte vücut çok iri göğüslü böyle kocaman de hastalarım var. Mesela ama bir şey yok. Olmayabilir. Ya 20'lik kız gibisin diyorum. Evet. Anlatabildim mi? Ama beli ağrıyor çünkü kas ağrısı. Hı hı. Şimdi her bel ağrısı bel fıtığı demek değil. Hı hı. Bel fıtığı olursak bunu ya bizim tanıdık ameliyat oldu gitti gene oldu falan diyorlar. Mesela Cem Yılmaz oldu askerde. Şimdi geldi aradan 20-30 sene geçti. Şimdi gene oldu gibi. Hı hı. Bu aradaki şey ya aynı yerden mi oldu? Yani hı hı, aynı anladım. Yerden bile olabilir. Çok nadirdir. Farklıları ama da görülebilir. İşte başka yerlerden işte sol arka lastik patladı, evet. Sağ ön lastik gibi. Patladı gibi de olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.